Merhaba gençler, Canan Hoca ben. Evet, beklenen video geldi. Neydi beklenen video? Sindirim sisteminin son videosu. Artık bugün sindirim sistemini bitiriyoruz arkadaşlar. Karaciğerde kalmıştık. Pankreası anlatmıştım, safrayı anlatmıştım. Şimdi devam edelim. Karaciğerden ve sindirim olayını, sindirim sistemini bitirelim arkadaşlar. Evet, sindirime yardımcı yapılardan bahsediyorduk. Öncelikle tabii ki pankreas falan anlatmıştım, safrayı anlatmıştım. Şimdi karaciğeri anlatmak istiyorum. Tabii burada arkadaşlar bir şey tekrar etmeden tabii ki başlamak istemiyorum. Özellikle pankreas ve safra kesesinin ince bağırsakla bağlantısını, yani Wilson kanalı ve Chorea kanalını mutlaka öğrenmenizi istiyorum. Wilson kanalı biliyorsunuz pankreas ösüyünü 12 parmak bağırsağına getiriyordu, ince bağırsağa getiriyordu yani. Kolodok kanalı da safrayı getiriyordu. Bunların gelmesi ince bağırsak ortamını bazikleştiriyordu. Ve bu salgılarla ince bağırsak ortamı 8,5-9 pH'a çıkıyor çocuklar. Yani ince bağırsak midenin asit salgısından olumsuz etkilenmemiş oluyor. Önce bunu ifade edelim arkadaşlar. Şimdi yalnız burada söylemek zorunda olduğumuz önemli nokta da şu. Acaba pankreas salgısını veya safra kesesi salgısını nasıl üretiyor? Bunu nereden emir alarak gerçekleştiriyor? Yine burada arkadaşlar size söylemiştim. İnce bağırsağın ürettiği iki tane hormon vardı. Bu hormonlardan bir tanesi sekretin hormonuydu çocuklar. Bir tanesi de kolesistokinin hormonuydu. Bu hormonları midenin asitli salgısı ince bağırsağa gelince biliyorsunuz ince bağırsağımız üretiyordu arkadaşlar. Şimdi acaba bunlar ne işe yarıyor? Mesela sekretin hormonu arkadaşlar karaciğere etki ederek safra üretimini uyarıyor. Yani karaciğere diyor ki safraya ihtiyacımız var, safra salgısını artır, safra üret. Ama aynı zamanda pankreasa da diyor ki bu sekretin hormonu midenin asit salgısı ince bağırsağa geldi. Yani burada yangın var. Bikarbonat iyonlarını gönder ki biz burada pH'i yükseltelim. Sıkıntı olmasın, yangını söndürelim. Demek ki sekretin hem karaciğeri safrayı üretmesi için uyarıyor, safrayı artırması için uyarıyor, hem de pankreası bazik salgılarını boşaltması için uyarıyor. Peki kolestokinin ne yapıyor? Aslında kolestokinin de safranın boşaltılmasını, aynı zamanda pankreasın sindirim enzimlerinin ince bağırsağa boşaltılmasını sağlıyor. Yani kolestokinin görevi öncelikle pankreası uyarmak, pankreasın sindirim enzimlerini bir su kanalıyla ince bağırsağa boşaltmasını sağlamak arkadaşlar. Sekretin de aslında pankreası uyarıyor fakat o bikarbonat yani bazik salgılarını boşaltması için uyarıyor. Bunun dışında tabii ki kolestokinin başka bir görevi de safranın ince bağırsağa boşaltılmasını sağlamak. Sekretin karaciğeri de etkiliyor, karaciğerin salgı yapmasını ve safra salgısı üretmesini görüyor arkadaşlar. Bunları söyledik. Salgının içeriğinden de bahsettik. Bakın Chorea kanalı ile 12 parmak bağırsağına geldiğini söyledik arkadaşlar. Peki Chorea kanalı ve Wilson kanalı ince bağırsağa Vater kabarcığı adı verilen bölgeden açılır. Yani her ikisi de ince bağırsakta ince bağırsağa açılır. Safranın içinde ne olduğunu söylemiştim. Safra pigmentleri, su, bilirubin demiştim buna. Safra tuzları, bikarbonat iyonları, kolesterol bulunur. Evet. Safranın görevlerini de söylemiştik arkadaşlar. Şimdi karaciğerin görevlerinden bahsedeceğiz. Karaciğer yine sindirimde çok önemli bir organ. Yalnız şurada karaciğeri görelim arkadaşlar. Bakın burada karaciğer yaklaşık 2 kilogram ağırlığında bir organdır. Gördüğünüz gibi burada pankreası görüyorsunuz. Pankreas karaciğere göre oldukça küçük bir organdır. Pankreas salgılarını gördüğünüz gibi Wilson kanalıyla Vater kabarcığına safra kesesini görüyorsunuz. Burada karaciğer üretir safrayı safra kesesinde depolar. Ve Chorea kanalıyla da yine Vater kabarcığına ince bağırsağa geldiğini, 12 parmak bağırsağına geldiğini görüyorsunuz. Yine tabii ki bu boşaltmada etkili olan hormon kolesistokinin hormonudur. Hem safranın hem de pankreas enzimlerinin boşaltılmasını sağlar. Sekretin hormonu ise karaciğeri etkileyerek bakın sekretin hormonu safra salgısının artmasını aynı zamanda pankreası da etkileyerek bikarbonat salgılarının buraya getirilmesini sağlar. Peki karaciğerimiz iki loblu gördüğünüz gibi iki parçadan oluşuyor. Peki görevi ne? Bir kere sindirimdeki görevi safra üretmek. Safranın da sindirimdeki görevi yağların mekanik sindirimini gerçekleştirmek arkadaşlar.
Peki karaciğerin başka görevleri yok mu? Tabii ki karaciğerin başka görevleri var. Çok fazla görevi var karaciğerin. Mesela glikozu glikojene çevirerek veya gerektiğinde glikojenden glikoz yaparak kan şekerini ayarlamaya yardımcı olur. Bunun dışında protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını düzenler. Yağda çözünen vitaminlerin fazlasını depolar. Karaciğer ayrıca kendisi vücudu karaciğere gelen toksik maddelerin yani zehirli maddeleri etkisiz hale getirir. Vücuda alınan ilaçlar, alkol, tütün vesaire gibi zehirli maddeleri zehirsiz hale getirmeye çalışır arkadaşlar. Kan proteinleri üretir. Mesela albümin, globulin gibi kan proteinleriyle kanın pıhtılaşmasında görev alan fibrinojeni üretir. Yani fibrinojen, albümin, globulin gibi kan proteinlerini üretir arkadaşlar. Ayrıca kanın damar içinde pıhtılaşmasını önleyen heparini üretir. Embriyonik dönemde kan hücrelerini üretir. Normalde kan hücrelerini kırmızı ilik oluşturur ama tabii ki kan hücreleri embriyonik dönemde veya yani yetişkinlerde kansızlık durumlarında, kan kayıplarında da kan hücrelerini üretir. Ömrü dolan kan hücrelerinin parçalanmasını sağlar. Amonyağı daha az zehirli üreye çevirir. Amonyak çocuklar vücutta sürekli oluşur protein yıkımıyla ve bu amonyak daha az zehirli olan üreye nerede dönüştürülür? Tabii ki karaciğerde dönüştürülür. Evet, yani üre sentezini karaciğer gerçekleştirir arkadaşlar. Evet, burada yine şeklimizi görüyorsunuz. Safra, tabii safra üretir karaciğer sindirim olduğu için konumuz önce onu söylemek zorundayız. En başta onu söylüyorum ve safra kesesinde de bu safra salgısını depolar. Yalnız safra biliyorsunuz yağların mekanik sindiriminde görev alır. Kimyasal sindirim yapmaz. Peki, tütün bezlerine geçmeden önce tabii ki şeyden bahsetmek zorundayız. Karaciğer arkadaşlar, karaciğere kan getiren damarlardan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir karaciğer çizelim. Şöyle iki parçalı karaciğer olsun. Karaciğere iki kaynaktan kan gelir. Biri aorttan ayrılan karaciğer atardamarıdır. Bunun adı karaciğer atardamarıdır. Karaciğer atardamarı oksijen zengin kan taşır. Yani temiz kan taşır. Bu da aort. Yani temiz kanı nereye getirir? Karaciğere. Yani karaciğere besin ve oksijen getirir. Karaciğere bir de arkadaşlar ince bağırsaktan, hatta sadece ince bağırsaktan değil, ince bağırsak, kalın bağırsak, mide, pankreas gibi kısımlardan gelen kan kapı toplar damarını oluşturur ve kapı toplar damarı da ince karaciğere girer. Demek ki bunun adı da kapı toplar damarıdır. Kapı toplar damarının geldiği yer öncelikle ince bağırsak, kalın bağırsak, mide ve pankreastır. Evet, kapı toplar damarı kirli kan taşır. Kanın kirliliği karbondioksitle alakalıdır. Demek ki karbondioksit maksimum kan taşır kapı toplar damarı. Peki karaciğere gelen bu kan hangi damarla çıkar? Bu da karaciğer üstü toplar damarıdır. Karaciğer üstü toplar damarıyla karaciğerden çıkar. Bu da kirli kan taşır. Karbondioksit yoğun kan taşır. Yani burada kapı toplar damarı ve karaciğer üstü toplar damarı kirli kan taşımaktadır. Karaciğer atardamarı ise temiz kan taşımaktadır. Tok bir insanda yemek yedikten sonra emilim burada olacağı için kan şekerinin, glikozun en yüksek olduğu damar tok bir insanda kapı toplar damarıdır arkadaşlar. Aç bir insanda ise biliyorsunuz karaciğer glikojen depolar. Buradan eğer dışarıdan besin gelmiyorsa glikojen deposunu glikoza çevirir. Demek ki aç bir insanda da karaciğer üstü toplar damarında glikoz maksimumdur. Tok bir insanda kapı toplar damarında, aç bir insanda karaciğer üstü toplar damarında glikoz maksimumdur. En az tabii ki kapı toplar damarında bulunur. Yani aç bir insanda şuna bir, şuna iki, buna da üç dersem bu damarlara çocuklar. Aç bir insanda glikoz yoğunluğu en fazla 2 büyüktür, 3 büyüktür, 1 olmalıdır. Peki tok bir insanda ne olmalıdır? En fazla kapı toplar damarı 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 olmalıdır arkadaşlar. Evet, şimdi karaciğerle ilgili size bunları söyledik. Karaciğere
sindirime yardımcı organ olarak. Şimdi tükürük bezlerinden bahsedelim. Evet, tükürük bezleri kulak altı, çene altı ve dil altında birer çift olmak üzere 3 çift bir bezdir ve bunlar salgılarını ağza bırakır. Tükürüğün pH'i 6-7 arasında genellikle değişir. Genellikle nötrdür arkadaşlar. Tükürük kanalıyla tükürük ağzımıza getirilir. Tabii ki ağzımıza besin aldığımızda tükürük salgısı başlayabilir veya sinirsel olarak da bir besini gördüğümüzde, kokuyu duyduğumuzda da tabii ki tükürük salgımız artabilir. Peki tükürüğün içinde ne vardır? Tükürüğün içinde öncelikle mikrop öldürücü yani antimikrobiyal madde lizozim vardır. Lizozim ağzımıza gelen mikroorganizmaların ne yapar? Yok edilmesini sağlar. Ağzımızda hijyen sağlar. Bunun dışında içerisinde amilaz enzimi vardır arkadaşlar. Amilaz enzimi karbonhidratların sindiriminde görev alır. Bunun dışında tabii ki potasyum iyonları vardır. Bezik olmasında etkilidir. Sodyum vardır, su vardır, mukus vardır. Demin de söylediğim gibi lizozim enzimleri bulunur antimikrobiyal olarak. Yani besinin tadının alınması. Çünkü besin yumuşatılmadan ne olmaz? Tadı alınamaz. Tat reseptörlerimiz uyarılmaz. Besinin yutulmasında, besinin mekanik sindiriminde, hatta amilazdan dolayı karbonhidratların kimyasal sindiriminde çok etkili olan bir hormondur, enzimdir pardon. Şimdi nereye geldik? Artık besinlerin sindirimine geldik arkadaşlar. Besinlerin sindirimi nasıl gerçekleşmektedir? Öncelikle ben size şurada önce karbonhidratları bir sindirelim. Karbonhidratların sindirimi. Karbonhidrat sindiriminin gerçekleşmesi için öncelikle nerede başlar? Ağızda başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Ağızda tükürükten gelen amilaz vardır. Yani ağızda pişmiş olan nişasta ve glikojen, suyla birleşerek amilazın etkisiyle arkadaşlar maltoz artı dekstrine dönüşür. Maltoz 2 glikozdan oluşan bir disakkarittir. Dekstrin ise 3-5 glikozdan oluşan bir oligosakkarittir. Yani nişastayı daha küçük parçalara dönüştürür. Evet, amilaz enzimi nötr veya bazik pH'larda etkili olur. Ağız ortamını biz genellikle nötr olarak kabul ederiz. Evet, ancak bu şekilde olur. Sonra mideye gelir. Midede hiçbir değişime uğramaz. Çünkü pH uygun değildir. Midenin pH asit. İnce bağırsağa gelir. İnce bağırsakta neler olur? İnce bağırsağa geldiğinde henüz parçalanmamış nişasta ve glikojen bulunabilir arkadaşlar. Çünkü ağızda kısa bir süre oldu. Tabii ince bağırsağa besin gelince pankreas ve safra kesesi uyarılıyor. Kolesistokinin ve sekretin hormonlarının etkisiyle. Pankreas enzimleri geliyor. Oradan pankreatik amilaz geliyor. Pankreatik amilaz henüz parçalanmayan nişasta ve glikojeni yine neye dönüştürür? Maltoz ve dekstrine dönüştürür arkadaşlar. Peki ince bağırsakta bu şu olay şu çizgiden sonrakiler ince bağırsakta gerçekleşiyor. İnce bağırsakta maltaz enzimi vardı, laktaz vardı, sükraz vardı ve dekstrinaz vardı. İşte bunların etkisiyle maltoz, laktoz, sükroz, dekstrin yapı taşlarına kadar dönüşür. Maltoz 2 glikoza, laktoz glikoz ve galaktoza, sükroz, glikoz ve fruktoza. Dekstrin ise 3-5 tane glikozdan oluşuyordu. 3-5 tane glikoza kadar parçalanır. Gördüğünüz gibi bu enzimler ince bağırsakta etkilidir. İnce bağırsakta pH 8,5'tur ve bu enzimler 8,5 pH'da etkilidir arkadaşlar. İşte ince bağırsakta karbonhidratların sindirimi bu şekilde tamamlanmış olur ve emilerek ince bağırsak hücrelerine oradan da kana geçer. Karbonhidratların sindirimini bu şekilde ne yapıyoruz? Söylüyoruz arkadaşlar. Peki, şimdi proteinlerin kimyasal sindiriminden bahsedelim. Proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlar demiştik. Yine ben size burada yazarak anlatayım arkadaşlar. Ya da kitabımızda da reaksiyonlar varsa şöyle bir devam edelim. Bakalım reaksiyonları yazmışsa oradan görelim. Da yine ben size burada anlatayım. Evet, şimdi proteinlerin sindirimini size anlatacağım. Proteinlerin sindirimi biliyorsunuz midede kimyasal sindirimi midede başlar, ince bağırsakta biter. Midede biliyorsunuz pepsinojen enzimi vardı. Pepsinojen enzimi hidroklorik asitle pepsin dediğimiz aktif formuna dönüşmüştü arkadaşlar. Pepsin ne yapmıştı? Proteinleri ilk olay
proteinlerin kimyasal sindirimini başlatmıştı. Neye dönüştürmüştü? Polipeptitlere dönüştürmüştü. Yani ne demek bu? Uzun amino asit zincirlerine dönüştürmüştü proteinleri. Proteinler 50 ila 3000 amino asitten oluşuyor. 50'ye kadar polipeptit diyebiliriz. Midede bu olay gerçekleşmişti. Sonra ince bağırsağa geldi tabii ki besin. Besin ince bağırsağa gelince pankreas enzimleri ve safra yine ince bağırsağa geldi. Sekretin ve kolestokinin etkisiyle ortamı bazikleştirdi. Pankreastan gelen bir enzim var. Tripsinojen. Tripsinojen enzim arkadaşlar pasif bir enzim jeneki aldığı için. İnce bağırsaktan gelen bir enterokinaz enzimi vardı. Hani bu sindirim enzimi değildir demiştim, hatırlayacaksınız. Bu enzim de ne yapıyor? Hidroklorik asitin aslında pepsinojene yaptığını yapıyor. Yani enterokinaz tripsinojeni aktif forma çeviriyor. Yani tripsine çeviriyor çocuklar. Yani aktif hale getiriyor. Peki tripsin ne yapıyor? Tripsinde yine kimotripsinojen dediğimiz yine pankreastan gelen bir enzim bunu aktif hale getiriyor. Kimotripsine dönüştürüyor. Aktif forma dönüştürüyor. Kimotripsine dönüştürüyor. Evet. Şimdi elimizde iki tane aktif enzim var. Tripsin ve kimotripsin. Bunlar ne yapacak? Bunlar midede polipeptit olarak bıraktığımız proteinleri parçalamaya devam edecek. Yalnız burada pepsin 1,5-2 pH'da etkinken artık biz ince bağırsağa geldik burada. Artık pH 8,5. Burada 1,5'tu. Demek ki bu enzimler bazik pH'te çalışıyor. Peki arkadaşlar, polipeptitler bu pepsin ve tripsinle tabii ki su, çünkü bu bir hidroliz. Ne yapacağız burada? Kimyasal sindirim yapacağız. O zaman tripsin ve kimotripsin enzimleriyle daha küçük polipeptitlere dönüştüreceğiz. Küçük polipeptitlere dönüştüreceğiz arkadaşlar. Peki daha sonra ne olacak bu küçük polipeptitler? Yine pankreastan ve ince bağırsaktan gelen aminopeptidaz vardı ve bu ince bağırsaktan geliyordu. Pankreastan da karboksipeptidaz geliyordu çocuklar. Bunlar küçük polipeptitleri işte tripeptitlere, dipeptitlere dönüştürecek. Ve ince bağırsaktaki dipeptidaz ve tripeptidaz da en son amino asitlere kadar ne yapacak? Bunu parçalayacak arkadaşlar. Şimdi, evet, bunu da söylemiş olduk ve sindirim proteinlerin kimyasal sindirimi bu şekilde ince bağırsaktan tamamlanmış olacak. Bu amino asitler, evet, bu amino asitler artık aktif taşımayla ve difüzyonla emilerek nereye geçecek? Kana geçecek arkadaşlar. Evet. Şimdi burada da yine anlattıklarımızı görüyorsunuz. Peki. Şimdi ya nükleik asitler de var. Mesela bitki yediniz. Bitkinin hücre çekirdeğinde DNA'sı, RNA'sı var. Bunları da yine pankreastan gelen nükleazlar nükleotitlerine kadar parçalayacak. Bir de arkadaşlar bu nükleotitleri, bu nükleazlar, nükleotidazlar var. Onlar da nükleotitleri artık yapı taşlarına kadar parçalayacak. Bakın burada kitabımız bize çok güzel bir şekilde ağızda hangi enzimler var, midede hangi olaylar gerçekleşiyor, demin ben size de yazmıştım. Bakın bunları hep ifade etmiş. Bu şekilde incelerseniz çok rahatlıkla konuyu hazmetmiş olursunuz. Arkadaşlar yağların sindirimi yine ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta biter. Safra tuzları yağları yağ damlacıklarına çevirir. Pankreastan gelen lipaz ince bağırsakta bunu yağ asitleri ve gliserole parçalar. Bakın nükleotit sindiren enzimler bunlara nükleotidaz denir. Bu nükleotidazlar da ince bağırsaktan üretilir. Bakın ince bağırsakta üretilen enzimleri sarıyla, pankreasta üretilen enzimleri de neyle göstermiş? Maviyle göstermiş. Şekli incelediğinizde çok rahatlıkla konu iyice pekişecektir arkadaşlar. Şimdi hormonlar, ben bunları da size anlattım. 3 tane hormon vardı. Gastrin, kolestokinin, sekretin. Bunların görevlerini biliyoruz. Gastrin mide üstünü başlatıyordu. Kolestokinin biliyorsunuz safranın safra salgısını artırıp pankreasın bikarbonat salgısını öncelikle, pardon, sekretin karaciğerin safra üretimini uyarıyordu.
aynı zamanda pankreasında bikarbonat salgısını sağlıyordu. Kolesistokinin ise ne yapıyordu arkadaşlar? Safra kesesinin safra salgılamasını, tabii ki pankreasında sindirim enzimlerinin salgılamasını sağlıyordu. Bunu biraz önce zaten ben size anlatmıştım. Şimdi sindirdiğimiz besinlerin emiliminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Emilim kan yoluyla ya da lenf yoluyla olmaktadır. Bazıları kana geçmektedir, bazıları lenfe geçmektedir. Mesela glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asitler, kısa zincirli yağ asitleri, BC vitaminleri, su ve mineraller ince bağırsaktan epitel hücrelerine, oradan da kana geçer. Pasif taşıma ve aktif taşımayla geçer. Yani ince bağırsaktan kapı toplar damarına, biliyorsunuz, karaciğere gelir. Karaciğerden karaciğer üstü toplar damarıyla çıkar, anlatmıştım. Oradan da alt ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına gelir arkadaşlar. Difüzyon ve aktif taşıma yapılır. Özellikle aktif taşımayla tüm besinler emilir ve bunları atmamış oluruz. Bu da önemli. Bunun dışında arkadaşlar, yağların emilimi lenf yoluyla genellikle gerçekleşir. Yani ince bağırsak hücrelerinden bunlar lenfe geçer. Yağ asiti, gliserol, bağırsak epitel hücrelerine difüzyonla geçer. Bir kısmını atabiliriz yani yağların dışkıyla. Bunlar ince bağırsak hücrelerinde tekrar birleşir ve özel bir proteinle kaplanır, şilomikron yapısına dönüşür. Bunun nedeni yağ asitleri ve gliserol bir alkoldür. Bu da asit hücreye zarar vermemesi için koruma altına alınır ve şilomikronlara dönüştürülür. Lenf kılcallarına geçer. Lenf kılcallarının da arkadaşlar, evet, lenfin izlediği yol. Buraya tabii sadece yağlar değil, ADK vitaminleri, su ve mineraller, BC vitaminleri mesela kanla taşınır. Bunlar yağda çözüldüğü için lenfle taşınıyor. Lenf kılcallarına geçer. Teke sarnıcı, göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damarla sağ kulakçığa gelir. Yani sağ kulakçıkta gördüğünüz gibi şu şekli incelerseniz arkadaşlar, hem kanlı hem de lenfle taşınan besinler arkadaşlar nerede birleşmiş olur? Sağ kulakçıkta birleşmiş olur. Evet. Burada tabii ki hastalıklar verilmiş. Hastalıklar reflü, şuradaki kardiyak sfinkterin bozulmasıyla mide asitinin yemek borusuna geçmesidir. Gastrit, midenin asit dengesinin bozulması veya mukoza tabakasının iltihaplanması olarak bilinebilir, söylenebilir. Mide bulantısı, tiksinme gibi durumlar ortaya çıkarabilir. Tütün mamulleri, aşırı yağlı besinle beslenenlerde gözlenebilir. Ülser midede yara oluşmasıdır. Mide duvarında yaraların oluşması nedeni olarak Helicobacter pylori dediğimiz bir bakteriyi görüyoruz. Bu bakteri arkadaşlar mide duvarında enfeksiyonlara, yaralara neden olmaktadır. Mide kanamasına kadar gidebilir. Diğer nedenleri Helicobacter pylori'den sonra genetik yatkınlık, yoğun stres, kortizon türü ilaç kullanımı, tütün, alkol, aşırı kahvede sayılabilir. Evet. Hemoroid toplar damar genişlemesidir makat bölgesinde. Fazla alkol ve baharatlı yiyecekler buna neden olabilir. Kabızlık, ince bağırsakta su emiliminin çok fazla olması, bağırsak faaliyetlerinin çok yavaş olması durumunda ortaya çıkar. Lifli gıdalarla bu düzeltilebilir. İshalde bunun tam tersidir. Bağırsak hareketlerinin çok hızlı olması, suyun tam emilememesi ve vücudun sulu bir şekilde dışkıyı dışarıya atması şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Evet, şimdi sindirim sisteminin sonuna gelmiş oluyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Artık soru çözümleriyle konuyu pekiştirebilirsiniz.